kaynaşmak nedir ya? Niye kaynaşıyorum ya? Ben kim? Oh! Önüne bakar mısın lütfen? Michael sakin ol ya. Ne bu şiddet bu Celal? Tane tane anlat. Tamam. Anlatıyorum. Ben asistanım, tamam mı? Ben bir asistanım. Sadece asistanlık. Yazıyorum, madde madde söylüyorum kendisine. Yani sonuç olarak üçümüz yemeğe gidiyoruz. Bizim iyi arkadaş olmamızı mı istiyor? Ha? Biz iyi arkadaş değil miyiz? İyi arkadaşız. Yiğit bunu biliyor mu? Bilmiyor. Biz iyi arkadaş değil miyiz acaba ya? Ha? Tamam. Bence aslında bu gayet normal. Vücudun tepki veriyor. Neye tepki veriyor? Yalana, dolana, dalavereye falan filan. Anladın mı? Normal bir tepki. Ben çok iyiyim. İyisin. İyiyim. Ben çok iyiyim. İyiyim değil mi? İyiyim ben zaten. Ben muhteşemim yani. Enerjiyi alıyorum, zirveyi oynuyorum. Hormonu mu ya boş? Gölge. Evet, yolumu aydınlattı. Her şeyi onun sayesinde daha net görüyorum. Evet. Michael abartıyorsun. Hayır. Gölge nasıl biri biliyor musun? Bazen diyorum ki acaba biz onunla ruh ikizi miyiz? Yani çay içebiliriz bir yerde, oturup sohbet edebiliriz. Bunları düşünüyorum zaman zaman. Michael, tam çok kötü bir kitap değil. Adamın ilk kitabı ama. Bir de yani üfürükten teyyare böyle yani büyük büyük laflar etmiş, anladın mı? Abartmış falan yani. Aa, kıskanç, haset. Kıskanıyorsun. Yapma. Bir dakika, bir dakika. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben burada Gölge'yi kıskanacak son kişiyim. Bir şey söyleyeyim mi? Bak, sana söyledim. Sende bir ışık var. Onu görebiliyorum. Küçük bir ışık. Olabilir, üzülme. Çalış. Başarılı olmak için çok çalış. Daha çok çalış dedim. Dedim bunu. Bir şeyler karala dedim. Ama sen ne yaptın? Gölge gibi muhteşem bir yazarı karaladın. Bir saniye. Sana çok samimi bir şey söyleyeceğim. Tamam mı? Ama alınma. Bak çıkıp da bir kitaptan 2-3 cümle okudun diye aydınlandım. Lafınızı kesiyorum. Öncelikle size önemli bir şey söylemek istiyorum. Lütfen bunları unutmayalım. Bunları hafızamıza kazıyalım. Gölge ülkemiz için çok önemli bir yazar. Lütfen. Ülkemizin aydınlık tarafında yer alıyor. Siz şu anda karanlık taraftasınız. Buraya geçmeniz gerekiyor. El veriyorum lütfen. Lütfen beni dinleyin. İnanın bana. Lütfen aydınlık tarafa geçin. Gölge. Huzur ver ya. Huzur, biraz huzur ver. Oh. Sana ne lazım biliyor musun? Ne lazım? Dikiz aynası mı lazım? Göreyim buralardan? O bir. Gel. İşte bu. Benim cebimde var zaten. Daha hafif. Yalnız bu seninkinin cebinden çıkar. Çıkar işte. Bu ne biliyor musun? Zamanı terbiyesi. Ah, buyur. Buyurayım. Şimdi şöyle, makineyi eline alıyorsun, tamam mı? Kendine hiçbir sınırlama getirmeden. Ne varsa ya işte üzüntü, elem, keder, ne hissediyorsan artık neyse. Çekmeye başlıyorsun. İyi geliyor. Evet. Pek sevgili psikolog. Çabalarınızı takdir ediyorum ancak. Elem, acı ve keder. Bunların hiçbiri şu anda bende mevcut değil. Yani ne oldu? Unuttum. Eski hikayeleri çoktan unuttum ben. Ben özgürleştim, ben mutluyum, ben iyiyim, hafifim ya. Çok zamanım var. Aslında hobi olarak olabilir, yapabilirim. Fark etmez. Önemli olan niyet. Yani sen hiçbir sınırlama getirmeden tam içinden geldiği gibi o deklanşöre bas yeter. İçimden geldiği gibi. Niye hep bu kız odadan çıkıyor ve ben arkasından bakıyorum ya? Neşe Hanım, sizi çekecek halim kalmadı. Ay, o manada söylemedim. Darılırım ama. Darılın, darılmak çok iyiymiş. İskoç bilim adamlarının dediğine göre darılmak ilişkileri güçlendirirmiş. Beni kırma. Hem sana çok önemli bir şey göstereceğim.
Gel sen, gel. Gel canım. Gel, gel. İnsan iş hayatında her gün yeni bir şey öğreniyor Deniz'ciğim. Mesela ben. Senin Yiğit'le okuldan arkadaş olduğunuzu daha yeni öğrendim. Yiğit Balcı. Ve Deniz Aslan. 6A sınıf. Ne güzel günlerdi, öyle değil mi? Öyle öyle, çok güzelmiş. Bakayım. Ne kadar güzel bir kız. Evet, keşke o olsaydım ama değilim ben, bu kadar güzel değilim. Keşke. Yiğit Bey de aynı şeyi söyledi zaten. Ama sen neden bu kadar gerildin ki? Gerilmedim. Kafam dalgın. Şuna odaklandım ya. Fotoğraf makinesine odaklandım. Zaten bu Deniz Aslan acayip bir kızmış. Bak bak ne yazmışlar onun hakkında. Bazı sözleri onun yanında asla söylememeniz gerekir. İçi gıcıklanır, bayılacak gibi olur. Uğraşmamak lazım. İnsanlar var, böyle insanlar var. Haberlerde de izliyoruz. Uğraşılması hoş değil. Canım daha bitmedi. Bak. Kendisi yumuşacık bir insandır. Ama yanında asla, ama asla pamuk dememeniz gerek. Kendinden geçer. Yani bu kız pamuk prenses masalını asla dinleyemeyecek, değil mi? Ama pamuk da hayatımızda o kadar çok ki. Oje çıkarmak için pamuk lazım. Makyaj temizlemek için pamuk. Mesela benim en sevdiğim yazar Orhan Pamuk. Ama bu kız Orhan Pamuk'un kitabını hiçbir zaman okuyamayacak. Mesela merhaba. Orhan Pamuk'un yeni kitabını hiçbir zaman diyemeyecek. Kötüsü ne biliyor musun? Pamuk kıyafetler giyemeyecek. Ama en kötüsü ne biliyor musun? Pamukkale'ye hiçbir zaman gidemeyecek olması. Yaşanım orada Michael mı kıstırıyor? Yok. Michael ne yapıyorsun burada abi? Eşantiyon parfüm dağıtıyorlar. Herkes kapışıyor aşağıda ya. Sizi de bekleriz. Buyurun. İnanılmaz parfümler, markalara inanamazsın. Gazi. Hadi abi, hadi çabuk çabuk. Not your fault. Hakikaten ne var bunun içinde? Ne koydun acaba Gazi? Çok iyi geldi. Güldürme beni ya. İnsan hiç sırrını verir mi? He? Vermesen de bunu insanlığın iyiliği için kullanmalısın Gazi. Söz ver. Daima. Kahraman. Kahraman Gazi borçları toplamaya gider. Çüss. İyice mahvoldum Michael'a. Halin hali. Halim... Halime taktın gerçekten. Halime taktın. Benim halim yok. Neden yok? Çünkü bana 15 kiloluk makine verdin. Al makineyi. Hiç de bir işe yaramıyor. Ya fotoğrafları görmedin. Tuna. Gölge ne demiş? Dertlere batmadım. Üstünde sörf yapıyorum demiş. Ne güzel değil mi? Hay be, ne gölgeymiş. Yani böyle sohbet etmek istiyorum bir gün onunla. Gerçekten. Sıkılırsın bence. Öyle söyleşi gibi değil ya, böyle baş başa. Koca bir gün, koskoca bir gün sohbet edelim. Ben çok iyi geleceğine inanıyorum bana. Böyle aydınlanırım ya. Ne güzel. Kim ya?
Kim o yani? Gölge. Kim bu adam ya? Alt tarafı ne yapmış? Büyük büyük laflar etmiş. Aman F-F-F-F'den teyyare saçma sapan laflar. Bilmeyen kızlar sever. Ne işin var ya senin tanımadığın etmen elin adamıyla? Nasıl bir adamdır biliyor muyuz bunu? Nedir yani bu adam? Deli midir? Manyak mıdır? Saldırır mı? Ne yapar? Bilmiyoruz. Şşt. Hazretlik yapıyorsun yine. Yapma. Ben mi? Ben mi kıskançlık yapıyorum ya? Ya ben Gölge'nin nesini kıskanayım ya? Hey! İç. İçmeyeceğim. İyi gelecek. Hasetliğe iyi gelir hiç. Rahatlatır. Ne yapıyorsun ya? İrem içeride mi? Ha İrem içeride mi? İçeride. Bağırma, bağırma. Ha, aşağı gel o zaman gel. Ben mi? Yok, bir yukarıdaki teyze var, o daha iyi. Tamam. Yoruyorsun. Ne işi var burada ya? Ne oluyor, ne yapıyorsun? Evin önüne gelmeler, taş atmalar falan. Ne oluyoruz? Sen böyle Romeo'yla Ramazan davulcusu karışımı bir şey oldun ya. Böyle olmaz. Sen benim mahallemi rahatsız edemezsin. Burada böyle ses çıkaramazsın. Bak burada yaşlısı var, hastası var. Pijama partisi yapan, saldırmaya hazır, depresyona girmiş kızlarımız var. Çekirdek çitleyen teyzeler var. Okey oynayan amcalar var. Bunların hepsi mevcut. Arkadaşına oturmaya çalışan insanlar var. Bunu yapamazsın. Ne yapıyorsun sen ya? Pencereye taş atmalar falan. Ne yapayım? Paranı vereyim git. Paranı vereyim git. Git. Susacak mısın? Çünkü üstünde pijama olan insanlar bu kadar konuşmaz. Hayır susmayacağım. Susmayacağım. Sürekli konuşacağım. Dinlemeyeceğim. 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 Çünkü dinleyince kafam karışıyor. Karışıyor. Anladın mı beni? Anlamadıysan sana şöyle söyleyeyim. Pek sevgili yazarımız Gölge ne demiş? Dinleyince kafam karışıyor. Yazmak bana iyi geliyor demiş. Ne kadar güzel söylemiş değil mi? Anlayana. Yüzünü güneşe dönen Gölge görmez. Benimle geliyorsun. Yok, hayır. Bu şekilde olmaz. Menzilim kısıtlı. Olmuyor. Bakkala kadar gidebilirim ancak. Yani İstanbul benim bu halime hazır değil. Şuradaki bakkal mı? Ha, diz yaptı pijamalarım. Michael. Eğer benle gelirsen, seni temin ederim ki gittiğimiz yerde bana çok teşekkür edeceksiniz. Ya bu kız kaçırmak, bu ev haliyle kız teyzeler bakıyor. Bu ev kızı kaçırmak. Şu an ev kostümü. Ne gibi? Kaçıramazsın ya. Bu ne şimdi? Gelecek vaat eden genç ressam Michael'ın ilk sergisi. Teşekkür ederim. Yetenekli olduğumu biliyorum. Bunu anladım. Yani fark etmemi sağladığın için öncelikle teşekkür ediyorum. Fotoğraflarımı buraya getirmişsin. Yerlere koydun, sanatım yerlerde. Sanatımı niye karalıyorsun peki? Niye karaladın? Ne yapmaya çalışıyorsun? Dikkat edersen. Karalama değil onlar, yuvarlaklar. Her yuvarlağın içinde bir tane harf var, görüyor musun? Dayanamıyorum. Korku ayrımı ondan. Ne ne yapmaya çalışıyorsun? Geçmiş hayatımda Karadenizli bir insan mıydım? Ne göstermeye çalışıyorsun yani? Nedir? Benim aklıma hiç gelmemişti ama iyiymiş. Değil. Bak. Şuradaki harf var ya. Buketin ağzını görüyor musun? Dayanamıyorum. Ben o poza dayanamıyorum. Bu 2000'li yıllarda salgını vardı bunun. Ben de kapılmıştım bu salgına. Şu yani. O net. Net dayanamıyorsun. Dayanamıyorum. Ha ben şey yapıyorum, poz kesiyorum. Ben mutsuzum ama böyle gülüyorum sanki. Öyle mi? Onu mu ima etmeye çalışıyorsun? Ben yerlerde sürünüyorum ama mutlu gibi görünmeye çalışıyorum. Öyle mi? Michael, 10 numara 5 yıldız analitik bir tespit yaptım sana.
Ay ne güzel tespit, ne kadar analitik. Ben de yaparım bunu, ne var bunda? Gerçi ben buna üşenirim ama yaparım yani. Münasebetsiz yazarım, sana ne lan? Salak yazarım. Senin ne ilgilendiriyor ki benim hayatım? Bunların hepsini yazabilirim. Kitap bile yazarım ya. Sıkıyorsun beni, sıkıldım ben, gidiyorum. Git Michael. Gitmek istiyorsan gidebilirsin. Ama acı çektiğini ve kendini kandırdığını bir hazmet. Öyle git. Çok biliyorsun ya sen. Sen her şeyi çok biliyorsun. Sayın upgrade olmuş psikolog beyefendi. Ben ne yaptım biliyor musun? Ben bir kitap okudum. Gölge. Yazarı Gölge, evet. Ne diyor biliyor musun? Erkekten kibri al, geriye ne kalır? İşte bu, boş gülüş kalır. Bir de vasat espri anlayışı. Bu kadar. Ben bir kitap okudum ve hayatım değişti. Bana bunu dedirtebildi. Dedirtti, evet. Benim kimseye ihtiyacım yok. O benim kılavuzum. Sıçayım Gölge'yi de kılavuzuna ben. Allah Allah, küfür mü ettin şimdi sen? Gölge öyle bir herif değil. Sen bu kitabı yanlış anlıyorsun. Ya da yanlış yorumluyorsun. Ya da şerefsiz yanlış anlatmış. Bu herifin bu kitabı yazarken öyle bir niyeti yoktu. Bu herif zaten korkan kimse. İstiyorsan gidelim kendin sor. Nasıl yani? Tanıyor musun? Tanıdığını mı ima ettin? İma mı etmiş olurum şimdi? Ya bırak ya. Nereden tanıyor olabilirsin ki? Askerlik arkadaşın mı? Eski Açık'tan mı? Tribünden mi? Nereden yani? Anladın mı? Toprağın mı? Kirven mi? Nedir yani? Değil mi? Tanıyorum işte bir şekilde ya. Sana ne? Kimse tanımıyor ki onu. Gizli bir kere. Tamam mı? Kimse tanıyamaz onu. Beni kandırma. Beni üzüyorsun. Beni şu anda üzmeye çalışıyorsun. Mutlu etmeye çalışıyorsun aslında ama beni üzüyorsun. Ve bunların hepsi senin üst akıl oyunların. Tanışmak ister misin? Ha. Hayır canım. Kandırıyorsun beni. İstiyorum ama beni kandırma. Yeme beni. Peki yemeyeyim. O zaman yarın gelirsin. Tamam mı? Gideriz. Tanışırsın. Sonra bu salak salak fikirlerinden ve söylemlerinden kurtulursun. Tamam mı? Yarın gelirsin hallederiz yani. Tamam. Geliyorum ama inandığım için değil. Çünkü Gölge'yle tanışma ihtimalim olduğu için geliyorum. O kadar çok seviyorum onu. Geliyorum yarın. Pijamasız geliyorum. Yarın. Evet. Yarın tanıştıracaksın. Allah aşkına nerede buluşacağız? AVM'de mi buluşacağız Gölge'yle? Hı? Niye üzgünsün? Üzgünüm. Evet üzgünüm. Sana göre ben hep üzgünüm zaten. Senin teorin değil mi bu? Ya hep üzgünsün de sanki bugün biraz daha üzgün gibisin. Neresi ya? Geldik. Nasıl? Burası mı? Evet. Birazdan gerçeklerle yüzleşeceğin için daha endişeli gibisin. Hayalinde yarattığın gölgeyle gerçekte olan gölge arasındaki 7 farkı keşfedebiliriz. Allah aşkına şu anda gölgelik bir yerdeyiz. Gölge yani burası ama ben 7 fark göremiyorum. Şu an bir fark da göremiyorum. Gölge işte yani. Sen kandırıyorsun sen değil mi beni? Daha doğrusu sen beni kandırmaya çalışıyorsun ama kandıramazsın. Hadi diyelim ki ben buna inandım. Şu anda inanıyorum. Söyle bakalım bu gölge nasıl biri? Hadi bakalım. Şöyle biri gölge. İri kıyım hafif. Gözlüklü, ince bıyıklı. Böyle antipatik hareketleri falan var öyle biri herhalde. Atıyorsun bence. Yapma bak şunu yapma ya. Ya bana ne abi Allah aşkına git kendin bak Allah Allah. İnce gözlüklü, patikli, bıyıklı. Ne diyorum ya? Ne oluyor ki şimdi? Niye geldik ki buraya? Film mi izleyeceğiz gölgeyle? Bilmem buraya çağırdı. Kapatmış burayı. Parası var ya. Bak. Kalbini kıracağım. Beni kandırma. Ya ben artık öyle şeyleri bıraktım. Hayatımda tamamen gerçek odaklı yaşıyorum. Tabii. Evet, inanıyorum. Tamam, inanıyorum. Ne yapayım? Sen istiyorsan geç otur şuraya bir, o da gelir. Ya da ben bekleyeyim istiyorsan. Yok, ben tek başıma olmak istiyorum. Git sen. Ben gidiyorum o zaman. Git. Ra ra ri ra.
arkaya dönmek yok. Arkanı dönersen gitmek zorunda kalırım. Tamam, dönmüyorum. Da yani gölge yerine robot mu geldi anlamadım. Kendimi korumak zorundayım. Neden? Sence de ilk sorudan bodozlama dalmış olmuyor musun? Evet. Adın neden Gölge? Çünkü çocukluğumda tek arkadaşım Gölgem'di. Yalnızlık. Tamam o zaman. Ben sana birkaç tane soru sormak istiyorum. 5 dakikan var. 5 dakika içerisinde bana ne istiyorsan onu sorabilirsin. Evet. Hadi bakalım. Kitabın 59. sayfası. Hı hı. Birini sevmekten bahsederken sevmenin kişisel bir şey olduğunu, hatta bir yerden sonra karşındakinden bağımsızlaştığını, yani platonikleştiğini anlatıyorsun. Evet. Fakat öte yandan 122. sayfada aşkın kokusunu almaktan bahsediyorsun. Ve bu kokunun en derin yerimizden bizi vuracağını, avının kokusunu alan bir hayvan gibi onun peşinden gitmemiz ve ölümüne peşinden koşmamız gerektiğini söylüyorum. Vay. Ya. Bir dakika. Gölgesin. Ya da çok manyak bir hayranı. Yani bir dakika ya. Büyük bir ihtimalle. Enchanté. Tamam o zaman. O zaman sana bir sorum olacak, tamam mı? Bir soru sorabilir miyim? Lütfen. Aşk nasıl bu kadar kişisel ve değiştirilebilir? Aynı zamanda da vazgeçilmez olabiliyor. Yani nasıl oluyor bu? Bu bir çelişki değil mi? Ha? Çok güzel bir soru sordun. Sağ ol. Ama galiba temeldeki sorun aşka bakış açımızla alakalı. Yüzyıllardır insanoğlu aşka bir tanımlama getirmeye çalışmış. Ama başaramamış. Niye? Çünkü aşk tanımlanamaz. Biz onu kelimelerle ehlileştirmeye çalışıyoruz fakat aşk hırçın bir at gibi. Sen onu kelimeyle dizginlemeye çalıştığında o daha da delirip bizi üzerinden savurup kaçmaya başlıyor. Tam da bu yüzden içinde bulunduğumuz durumu anlamak, kontrol altına almaya çalışmak, yönlendirmek veya yönetmek gibi saçma sapan gereksiz davranışlara girmememiz gerekiyor. Çünkü bunu başaramayız. Bizim bu oluşumdaki tek hükmümüz kendimizi olduğunca akışa bırakmak. Yani küçük kız, senin anlayacağın aşkın tanımlanabilen bir anlamı yok. Yapman gereken, tabii şayet yapabilirsen, barajlarını yıkmak ve akmak. Benim içimde baraj falan yok, tamam mı? Kimseye öfkeli falan da değilim. Senin de diğerlerinden bir farkın yok. Saçmalıyorsun. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.